tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, diğer temsilcimiz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe ne yazık ki sakatlıkların ve Covid'in mağduru olarak ilk çıktığı maçta CSKA'ya yenildi. Biraz hem Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performansı hem de gelecek maçları değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi son çeyreğe önde girdi 66-64. Kimsenin beklemediği bir durumdu. Çünkü açıkçası yani uzun rotasyonsuz bir takım ve normal sezon içinde uzunların taktiksel açıdan veya işte performans veya süre açısından zorlandığı zaman kısalardan 4 numaraya kaydıracağın hiçbir oyuncu yok. Yani uzun rotasyonu sadece 2 kişi, rotasyon değil zaten o. İkisi de ilk 5 başlıyor. Onların yerine acaba acil durumlar için alabileceğim oyuncu dediğin zaman onların 3'ü de yok. Pierre, Edi ve Ulunovas. Hakikaten yani ben şimdi şöyle düşünüyorum. Fener, Bobby olsaydı, evet bu sene Bobby çok formsuz, yaşlı ama Bobby'nin nedense böyle bir CSK maçlarında onu sahada gördüğün zaman Fenerbahçe seyircisi bir umutlanıyor her zaman. O da yoktu. Ama hakikaten doğru basketbol oynamadı bence Fenerbahçe. Ama inanılmaz bir gayret sarf etti. Bu akşamki maça da o yorgunluk inşallah olumsuz yansımaz diye düşünüyorum. Çünkü çok az sayıda oyuncunun üzerinde çok fazla yük vardı. Yani 5-6 tane oyuncunun olmadığı zaman zaten bu iş böyle oluyor. Ben açıkçası şeye çok şaşırdım. Yani evet Fenerbahçe Obradoviç geldiğinden beri Avrupa'da bir marka ama koçu olmayan 6 tane rotasyonda oyuncusu olmayan bir takımdan bu kadar çekinilir mi? Yani o Daniel Hackett'la yaptıkları numara ki Murat dediğine de %100 katılıyorum bu sakat falan değilmiş. Bunu özel hazırlamışlar. Çünkü yükün De Colo'nun üzerinde olacağını biliyorlardı. De Colo'yu savunmada da oyundan düşürme, yıpratma, kafasına girmek için özel hazırlanmıştı. Bir gün önce Euroleague verdikleri listede kesinlikle oynamayacak diye. Çünkü takımlar bundan yükümlü. Yalan söylediler. Hiçbir şey olmadı. Bizim basketbol medyamız da sağ olsun çok da fazla üzerinde durmadı ki bence çok önemli bir olay. Çünkü hakikaten tamamen bir aldatmaca ama bu aldatmaca neyi gösteriyor? Fenerbahçe'den ne kadar çekindiğini gösteriyor. Eksik de olsa, koçsuz da olsa. Tabii ne kadar çekinildiğini gösteren ikinci faktör de ilk maça Lamonica'nın verilmesi. Zaten o dördüncü çeyrekte Fenerbahçe'nin fiziksel gücünün düşmeye başladığı ama zihinsel güçle onu telafi edeceği dönemlerde valla Murat Didin 6 saymış, ben 4 saydım. Çok yanlış. 4 tane yani böyle moral çökertecek karar var orada. Ama belki mecburiyetten ama Fenerbahçe doğru basketbolu da oynamadı. Yani Fenerbahçe'nin evet Wesley yok. O pas trafiğin en önemli faktörlerinden biri. Post-upçıların hiçbiri yok ki önemli bir bölümü de post-up'tan da oyun kurabilen oyuncular. Ama yani De Colo müthiş oynadı. De Colo'nun o birebirleriyle bir artı alabilirsin. Ama Lorenzo'nun birebirleriyle o artıyı alamaz. Lorenzo'nun bu sene 9 ikili kullandığı hiçbir maçı Fenerbahçe kazanmadı. Az maçta değil. Bu maçta da 10'da 4 ile oynadı. Israrla. Yani ilk yarıda sonra Fenerbahçe tekrar toparladı ama ilk yarıda Fenerbahçe çok güzel giderken Lorenzo'nun arda arda zorladığı iki pozisyon var hemen gelip basket oldu. Orada oyunun şeyi değişti. Ya Fenerbahçe'nin işi çok kolay değil çünkü belli ki ilk maçta da gördük. Yani CSK'yı Final Four'a
sokacaklar ya da sokmak için elinden geleni yapacaklar. Şimdi bugün Eddie oynayacakmış. Hamed'in durumu hala belli değilmiş. Eddie de iki haftadır antrenman bile yapamıyor. Yani çok zor bir durum. Kokoşkov yine yok. Erdem Can da maçı bence bir tek Fener TV'de de söyledim maç sonunda. Fark 8'e çıkmadan 5'e çıktığında bence molayı almalıydı. Onun dışında elindeki silahlara göre yapabileceğinin en iyisini yaptı. Ama Fenerbahçe O'Quinn ve Bartel'den 9 asist bulup maçı 15 asistle tamamlıyorsa bu Fenerbahçe sistemi değil demektir. Evet, bir kısmı mecburiyettendi ama yani şimdi Melih çok eleştiriliyor. Melih iyi oynamadı ki. Böyle bir ortamda maçı kazanman için iki tane veya üç tane oyuncunun normalin üstüne çıkması gerekiyordu. Yani bunlardan bir tanesinin Alex Perez olmasını ben beklemiyordum. Mecburen kadroda gördüm. Ama şimdi Melih'in etkili olması için Melih'e de bir şeyler hazırlamak lazım. Yani Melih'i sağda 15-20 dakika savunma yapsın, rebound alsın diye tutmuyorsun. Savunmada enerjik olsun. Mümkün olduğu kadar topu aldırmamaya çalışsın. Ama Melih doğru hazırlanmış pozisyonlarda 3-6-9'u eklesin diye sahada onu pek göremedin. Ha, Fenerbahçe'nin yapması gereken bazı, yani o işte bir takım oyuncuların normalin üstüne çıkmasını CSK kendi bençinden buldu. Antonov 3'te 3 üçlük, Ukov 4'te 3 üçlük, ikisi 7'de 5 üçlük ve 15 sayı üretti. Zaten CSK'nın bençinden 60 sayı geldi. Fenerbahçe'nin bençinden 21 sayı geldi. Bunların 7'si de normalde rotasyonda hiç olmayacak Biberovic'den geldi. Tarık Biberovic'den geldi. Ama mesela Antonov'un bu sene üçlük yüzdesi bu maça gelene kadar 36-8, 3'te 3 attı. Ukov'un 34.6, %50 ile attı. İkisinin sayı ortalaması toplam 4 bile değil. 3-7, 15 attılar. Şimdi bu kadar eksik olunca bir takım riskleri de alman lazım. Ha, çok el üstü falan atmadılar. Çok müsait pozisyonları attılar ama sonuçta 7'de 5 ile attılar. O açıdan o hesap da, o da, o risk de pek tutmadı diyebiliriz Fenerbahçe için. Tabii söylediğiniz gibi o kadar kadro sıkıntısı ve kısıtlamasıyla çıkılan bir maçta bence ilk 3 çeyrekte gösterilen performans hakikaten övgüyü hak ediyor. Çünkü kimse, yani bırakın fiziksel olarak, mental açıdan da çok zor. Bu kadar takım arkadaşlarının da koçun olmadığı bench'te bir maçta bu performansı gösterebilmek aslında Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını bence gösteriyor. Çünkü bu maçın ikinci çeyrekten kopsaydı kimse Fenerbahçe'ye ya niye böyle oldu diyebileceği bir maç değildi. Hakikaten sonuna kadar götürdüler. Burada şöyle bir benim yorumum var. Siz zaten maçı çok iyi özetlediniz. İnsan maçı izleyince keşke iki tane transfer doğru yapılsaydı da yanlış yapılmasaydı diyor. Çünkü o iki transfer doğru yapılsaydı şu anda Fenerbahçe belki CSK ile bu eksik kadrosuna rağmen kafa kafaya oynayacaktı. Siz Alex Perez'i söylediniz. Yani Alex Perez yerine hakikaten doğru bir gard alınmış olsa veya bir transfer yapılmış olsa belki son çeyrekteki fark o kadar açılmayacaktı diye insan düşünmeden duramıyor açıkçası. Çünkü kadro derinliğinde bitti bu iş. Söylediğiniz gibi ister istemez takım yoruluyor. İster istemez bu kadar az kişinin üzerine bu kadar yük ve de sistem açısından çok önemli olan Veseli'nin olmaması çok hakikaten etkiledi Fenerbahçe'yi. Umarız ikinci maçta, söylediğiniz gibi bu akşam oynanacak ikinci maçta, bu mental yorgunluk ikinci maça taşınmaz ve de 3 çeyrekte gösterilen performans 4'e yayılabilir ve Fenerbahçe galibiyetle ayrılır. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim ben. Bu sene Fenerbahçe için çok başarılı bir sezon ve ilk maçta kaybetse bile gösterdiği performans bence eleştiriyi değil övgüyü hak ediyor. Tabii ki iyi oynamamış oyuncular olabilir. Tabii ki oyuncu bazında eleştiri yapılabilir ama bu kadar dar bir kadroyla bu kadar mücadele etmek de bence o övgüyü hak ediyor.
Şimdi Fenerbahçe'nin %100 katılıyorum sana. Fenerbahçe'nin şu kararı vermesi lazım. Ya bütçeyi biraz arttıracak ya da Vesely ve De Colo gibi bütçenin yüzde neredeyse 35'i 40'ını şey yapan alan oyuncuların bir tanesinden vazgeçecek. Hangisinden vazgeçersin? Bence şu anda eğer De Colo özellikle de bir indirimi kabul ederse geçen sene Vesely'nin yaptığı gibi hiçbirinden vazgeçemez. Tabii. Ha şu da var. Vesely'ye de herkes saldıracak. Kesinlikle. Seneki Vesely herkesin takımında görmek istediği Vesely. Yani şimdi buradan aldığım paranın iki misli verecek takım sayısı öyle bir veya iki değil. En az 4-5 tane takım o parayı verir. Şimdi şu kararı yani bütçeyi biraz genişletme açısından şunu demek istiyorum. İşte Alba Berlin'ler, Bayern'ler yani çok yüksek sayısı Valencia'lar bütçeleri 15'e 14'leri geçmeyen takımlar kadroyu genişletmek için belki daha önce Euroleague tecrübesi olmayan isimler buluyor. Ve o isimler Amerika'da da ufak bir okulda oynamışsa veya işte çok önemli bir kariyeri yoksa kendilerini göstermek açısından çok cazip ucuz fiyatlara geliyorlar. Fenerbahçe'nin yapamayacağı şeyi de bu sene gördük. Evet, risk alman gerekiyor. Bütçe bir anda bu kadar düşünce. Ama bana sorarsan sadece Alex değil, işte Lorenzo Brown'da da bence yaptıkları hatayı yapamazlar. Daha çok Pierre, daha çok O'Quinn. Bu tür nokta atış transferleri yapmaları lazım. Kolay mı? Kolay değil. Çünkü senin bildiğin oyuncuları başkaları da bilebilir. Ama bir sezon içinde bile 3 transferin ikisinin çok doğru olması takımı nerelere getirdi bunu da unutmamak lazım. Gudrich hamlesi ve O'Quinn hamlesi, yanlış olan da Perez hamlesiydi. Ha onu da anlıyorum. Çok zor bir dönemdeydi. De Colo sakattı. Gart yoktu. Arka bahçemizde oynuyor. Yaskivicius'un eski öğrencisi falan filan diye. Ama orada da hiçbir katkı yapamadı. İlk idmanında sakatlandı. O açıdan bence şu anda sezon bittiğinden itibaren kimleri tutacağız, kimleri uzatacağız? Fenerbahçe'nin çok önemli kararlar vermesi gerektiren ve çabuk kararların verilmesi gereken bir döneme giriyoruz. De Colo ve Vesely konusunda %100 katılıyorum Murat abi size. Tutulabilirse ikisinin de bu kadroda tutulması gerektiğini ve de kadro yapılanmasının, yeniden yapılanmasının bu ikisinin üzerine biraz daha inşa edilerek devam etmesi. Tabii ki bütçesel bir konu bu. Ama Fenerbahçe bu ara dönemi, ara seneyi, Obradovic'den sonraki Kokoşkov'a geçilen ara seneyi hakikaten başarıyla geçtiğini bence söyleyebiliriz. Bu arada Lamonica hakkında da herhalde emekliye ayrıldığında siz bir parti vereceksiniz Murat abi diye düşünüyorum. Ya çünkü o kadar sinsi ki şimdi De Colo kenara geldikten sonra oradaki reji hata yaptı. De Colo'nun öyle bir tepki göstereceğini hiç zannetmedi. Lorenzo topu getiriyor. Daha önce yapılmış temasların onda biri bir temasa hemen düdük çaldı. Tam o sırada da kamera De Colo'ya geldi ve good game mi dedi, good call mı dedi. Yani ha bunu çalıyorsun biz yemiyoruz bu telafi düdüklerini. Maç bittikten sonra çaldıkların önemli değil, değil diye bir tepki gösterdi. Ya bunlar, ben bunlara şirket adamı diyorum. Yani şirket adamı sağda solda işte konuşulanları böyle bir şeyden geçirip bizim ligde de var. Ama emeğine yazık etti Fenerbahçe. Ha bak o düdükler veya çalınmayanlar olmasa Fenerbahçe yine çok zor kazanırdı. Çünkü çok yıpranmıştı. Ama en azından mental direnci biraz daha sürer. Onu söylüyorum. Yoksa Lamonica değil de X hakem olsa Fenerbahçe bu maçı kazanırdı demiyorum. Yani.
Yok, Lamonica'nın bir başka hakem yokmuş gibi deplasmanlarda geldiğini de görüyoruz zaten hep. Yani işte birçok Fenerbahçe'nin Obra döneminden başlayarak akıllarda kalan hakem hatalarıyla, hakem tutumlarıyla, hatta akıllarda kalan maçlarında ya o var ya Yavor var. Tabii. Ya o bir tane İspanyol var. Jorge Ringuez mi ne, ismini hiç söyleyemiyorum. Ya da Rizik var. Yani bir de Lattermaur var. Çok böyle şey yok yani. Neyse. Bakalım bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Umarız galibiyetle Rusya'dan geri dönerler diyelim ve bir sonraki bölümümüze geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.